Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Duvo'nun son söylemi de arkadaşlar. E, dürüstlük konusunda her zaman açık olduk ve dürüstlüğü önde tuttuk. Önümüzdeki aylar içerisinde her şey açıklığa kavuşacak diye bir açıklama yaptı. E, yani kendi, bunu tabii ki dava açısından söyledi. Yani önümüzdeki aylarda aklanacağım ma getirdi aslında konuyu. Bu arada şunu söyleyeyim. Gerçekten Duvon aklanmış olsa vesaire e, Tera coinlerinde ciddi anlamda hani yön yukarı fiyat anlamında gider. Ama önceki videolarda da açıkladığımız üzere yani Duvon'un aklanması gibi bir durum yok zaten. Duvon'un üzerindeki suç şu anda dolandırıcılık değil. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani e, serbest piyasayı ihlal etme. Adam inanılmaz derecede yani yanlış bir strateji uyguladı, art niyetli veya değil e, şeye rağmen yani ekibin uyarılarına rağmen adam resmen böyle e, ekonominin böyle şey yaptı yani nasıl diyeyim ekonomiyi katleder stratejilerde bir e, proje yürüttü, bununla da birlikte proje çöktü arkadaşlar yani olay bu ortada bir ihmal var yani bunu şey gibi düşünün mesela bir doktor yanlışlıkla birisinin işte e, yanlış bir iğne vurur örnek veriyorum. Sonra adamın başına bir şey gelir. Şimdi burada doktor ceza alır. Fakat bunu almasının e, sebebi kasten yaptığı için değildir. Bunun adı ihmaldir zaten. Tamam mı? Fakat alması gerektiği gerçeğini de değiştirmiyor. Yani bak sen ihmal ettin. Senin yapmış olduğun bir hata yüzünden bu adamın başına bu geldi. Aynı mantık düşünün. Yani yatırımcıyı inanılmaz derecede e, ne yaptı sıkıntıya uğrattı dolayısıyla duvonun akılanması gibi bir durum yakın zaman içerisinde e, mümkün değil. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.